يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث من كتاب عيادة المريض. رياض الصالحين كتاب عيادة المريض. bugün 3. dersini okuyoruz. 146. babdan itibaren. Bu babda babun fistihbabi suali ehlil meridi anhalihi. Bu bab meridin ehli meridin halinden sual etmelerinin istihbabı ile ilgili. Yani müstehaptır meridin ehli hasta kişinin akrabaları, hanımı, çocukları, yakın akrabaları onun halinden sorsunlar. Sen nasılsın? Neyin var? Durumun nasıl? Diye bu gibi benzer suallarla halini sual etmeleri nedir? Müstehaptır. 908. hadis veya 10. veya 11. hadis. An İbni Abbas'ın radiyallahu anhuma. İbn Abbas radıyallahu anhu'dan rivayet edilmiş. Abbas Efendimizin amcasıdır. İbn Abbas oğlu Abdullah'dır. Şu an Taif'te metfun. Mescid-i İbn Abbas büyük bir camisi var. Kendisi Habrül Ümmet olduğundan dolayı onun mescidi şu an bir medrese gibi, kız, erkek böyle 24 saat orada neredeyse ders okunuyor, ders yapılıyor. Böyle kızlarınki perdeyle bölüm bölüm ayrı ayrı. An İbni Abbas'ın radiyallahu anhu, İbni Abbas da 68'de vefat etmiş. An İbn Abbas radıyallahu anhuma enne Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anhu diyor, Ali ibn Ebi Talib'den rivayet ediyor. Ali ibn Ebi Talib ile Abdullah ibn Abbas amca oğulları. Nedirler? Amca oğulları. Abbas ile Ebu Talib kardeştirler. An İbn Abbas radıyallahu anhuma enne Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anhu kharece min indi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü'nün yanından ayrıldı, geldi. Hangi durumda? Fi veca'ihi. Efendimizin veca'ında, hastalığında, hastalığı sancısı olduğu haletinde yanına gitti ve yanından ayrıldı. Fi veca'ihi levi, yani o hastalığı ki tuvfiye, Allah'ın Resulü vefat etti, fihi o vecada. Yani Allah'ın Resulü vefat ettiği hastalığı döneminde Hazreti Ali onun ziyaretine gitmiş ve ondan çıkmış, yanından çıkmış, ayrılmış. Fekalen nasu, insanlar sordular. Ya Ebel Hasan, Hasan Hazreti Ali'nin oğlu, büyük oğludur. Hazreti Ali de onunla lakablenmiş. Ya Ebel Hasan, ey Hasan'ın babası. Keyfe esbaha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü nasıl sabahlanmış? Yani durumu nasıl? Fakale esbaha bihamdillahi. Allah'ın hamdiyle sabahlanmış, bari'en. Hastalığından beri olarak sabahlanmış. Yani iyi olarak sabahlanmış. Halbuki vefat etti. Hazreti Ali de dedi iyileşmiş. Hazreti Ali kendi zannınca söyledi. Onun durumunu, halini iyi gördü. Ve kendi zannına göre onlara ne etti? Cevap verdi. Onlar fakale nasu, insanlar dediler. Ya Ebel Hasan, keyfe esbaha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü nasıl sabahlanmış? Fakale, o da dedi esbaha bihamdillahi. Allah'ın hamdiyle sabahlanmış, bari'en. Hastalıktan beri olarak sabahlanmış. Şimdi bari'en, beri eden, ismul faaldir. Esbaha, efendim, akseden bir fiildir.
Efal-i naks eden nedir? Bir fiildir. Esbaha bihamdillahi, bihamdillahi birinci haber, bari'en ikinci ne? Haber. Veyahut da esbaha ismi müstetir huvedir yine, bihamdillahi haber olur, bari'en esbahanın içindeki huve halde olabilir. Veya bari'en esbahaya haber yaparız, bihamdillahi hal yapabiliriz. Yani ne demek? Bari yani hastalığından beri olarak, yani ne dese iyileşecek. Az kalmış iyileşsin. Hastalığından beri olarak sabahlanmış. Ha, halbuki vefat etti o hastalıkta. Hazreti Ali kendi zannına göre söylemiş. Ravahul Bukhari'yu, İmam Bukhari rivayet etmiş bu hadisi. İmam Bukhari 256 Hicri 256'da vefat etmiş. Kutub-ı Sitte'nin en ilki, en eski muhaddisidir. An İbni Abbas'ın radiyallahu anhuma enne Ali ibn Ebi Tarb radiyallahu anhu kharece min indi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fi vecahi lezi tuvufiye fihim fekalen nasu ya ebel hasen keyfe esbaha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fekale esbaha bihamdillahi bari'en. Ravahul Bukhariyyum. Bu bab küçük bir bir hadisten oluştu. Bugün de biz bir ders yapalım. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Kad kefani ilmu rabbi min suali ve ihtiyar.